Metin Bey, bu 17-25 Aralık soruşturmaları gündeme geldiği vakit, işte hatırlayalım, Erdoğan mesela, oğlu Bilal Erdoğan'la telefon görüşmesi vardı. Ondan sonra iddialar çok acayipti, çok büyüktü ve Türkiye seçime gidiyordu. 17-25 Aralık Mart 2013'teydi. Mart 2014'te de seçim vardı. Sizce bu soruşturmalar sandıkta AK Parti aleyhine neden bir sonuç doğurmadı? Millet seçmen umursamıyor herhalde böyle şeyleri. Yani işin o tarafına bakmak lazım. Seçmen bunu umursamıyor. Çok basit bir soru sorayım. Özellikle Mustafa Hoş bu konularda çok uzman. 2002 senesinden bugüne kadar 19 sene geçti. AK Parti'den bir tek sorumlunun devlette, belediyede, hükümette, merkez hükümetinde bir tek sorumlunun mahkemeye verildiğini duydunuz mu? Hayır, verilmez. Hayır, verilmiyor. Yani kendi cezalandırma sistemini zaten uyguladı. Yani aynen, işte tek ayak aynen üstünde bekletmek kadar düşecek. Belediye başkanları öyle oldu. İlk aynen, bu aynen. Ali Dibo'dan başlayan o ilk kamuoyuna yansıyanlardan biri. Daha evvel, daha 2002'den itibaren bazı bakanları, işte Orman Bakanı, şey Zeki Ergezenler vesaire, onu sevmediği bakanları, lafını dinlemeyen veya başka türlü hareket eden bakanları kendisi bildiği bir şekilde siyaset dışına çekti. Belediye başkanlarında da aynı şeyi yaptı. Hiç mi olmadı Emin Bey? Yani 19 yılda hiç kimse yargılanmadı. Siz hatırlıyor musunuz? Düşünüyorum da yani çok acayip bir şey söyledim. Hayır, şöyle. Burada bir rüşvet, yolsuzluk vardır diye en üstten bir suç duyurusuyla yargılanmadı. Altta bazı şeylerde... Bakın, seçmenin bu konuda bir hassasiyeti yok. Çalıyorlar ama yapıyorlar gibi bir acayip bir şey yerleşmiş Türkiye'de. Sonuç itibariyle 2002'den bugüne kadar geldiğinizde ne belediyelerde, işte bir tek belediyelerin son seçimde bir değişiklik oldu ama orada da demin İlhan Cihaner Beyefendi çok dikkatle altını çizdi. Yeni gelen belediyeler de bu konuda fazla bir ciddi bir hassasiyet gösterip dosyaları intikal ettirtmediler. Bunu yapmakla o belediye başkanlarının da buradan dikkatini çekiyorum. Tenkit ettikleri eski dönem belediyeleri de ibra etmiş oluyorlar. Yani siz bu kadar büyük iddialarla İstanbul Belediyesi'nde efendim suistimaller oldu diye gelirseniz, arkasından dosyaları ortaya çıkartıp adalete intikal edemezseniz o eski dönemlerin hepsini de ibra etmiş olursunuz dolaylı olarak. Siyaseten, hukuken demiyorum ama siyaseten ibra etmiş olursunuz. Türkiye'de böyle bir usul yok. Seçmenin de umurunda değil. Onun için bu konuların üzerinden bir seçim kazanmanın makul şey olduğunu, kabil olmadığını maalesef geçmiş dönemden gösterdi. Türkiye zaten bu konularda hassas değil. Maalesef bizim seçmenimiz hırsızlık meselesine, rüşvet meselesine maalesef yeteri kadar şey değil, hassas değil. Nitekim 1960'lardan sonra gelen dönemlere bakarsanız kaç tane soruşturma komisyonu kuruldu, kaç tane yüce divan kuruldu? Olmuyor. Yani bu konularda bir hassasiyet olmuyor. Peki cemaatin başka bir niyetle bu soruşturmaları yürütüyor olmasının, yani kendi işte AK Parti ile yaşadığı çıkar çatışması sebebiyle bu soruşturmaları yürütüyor olması seçmen üzerinde bir etki yaratmadı mı Emin Bey? Onu çok iyi, algı operasyonunu çok iyi yaptı AK Parti. Şimdi İlhan Bey bu konuyu gayet iyi anlattı. Yani bunu Mustafa Hoş da ona değindi. Her halükarda bunu siyasi sebeplerden bazı delil üretme vesaire gibi konuları cemaat, işte yani FETÖ örgütü yapmış olsa bile ortada somut hadiseler varsa bu somut hadiselerin irdelenmesi ve soruşturulması gerekirdi. Burada ben hükümetin tenakuzuna müsaade ederseniz dikkatinizi çekeyim. Ergenekon'da bu Ergenekon meselesinin bir kumpas olduğu dava süreci içinde ortaya çıktı. Nitekim ondan sonra işte ağır ceza mahkemelerini kapattılar, başka yerlere aldılar mahkemeleri vesaire. Onun üzerine şöyle bir görüş çıktı ortaya. Dendi ki madem bütün savcılar ve hakimler istisnasız, neredeyse bir istisna hariç Ergenekon FETÖ terör örgütünden veya FETÖ cemaatten geliyorsa, delil üretildiği de ortadaysa,
O zaman bunlar Türk milleti adına karar veren organlar değiller. Bu davaların yoklukla malul olması gerekir diye bir görüş çıktı ortaya. Hayır dendi. Adalet Bakanlığı ve Yargıtay'da konuştuğumuz kişiler hayır dediler. Dediler ki bütün teşkilat, savcı, hakim hepsi FETÖ bile olsa olayların kendisine bakılması lazım. Onun için Ergenekon Mahkemesi'ni sonuna kadar götüreceğiz dedi. E şimdi sen Ergenekon'da bunu yapıyorsan 17-25 Aralık'ta niye yapmıyorsun? Demek ki somut hadiselere bakılması lazım. Somut olarak burada İlhan Bey'in söyledikleri son derece önemli. Yurt dışından getirtilmesi, talep edilmesi gereken adli yollardan talep edilmesi gereken dosyalar da var. Ama işin özeti, bunları istediğimiz kadar uzun uzun konuşalım. Bugünkü hukuk düzeni, bugünkü siyasetten hesap soramaz, sormaz. Bu siyasi düzen değişmeden, tabii demokratik çerçevede değişmeden hesap sorulması kabil değil. Peki. Çok çok özür diliyorum. Bir şey eklemek isterim. Buyurun İlhan Bey. Buyurun. Ben yani bu 17-25 Aralık ilk ortaya çıktığı zaman o tapeler falan kendi partimle de biraz farklı bakmıştım. Örneğin ben o tapelerin meclis grubunda okunmasını, kanuna aykırı bir takım, çünkü babayla oğul arasındaki kayıtların kayda alınması, bakanların dinlenmesi hukuken tartışmalı şeylerdi. Onlar çok şey yapmamıştım. Tam tersi, bunun siyasallaştırılması ve mecliste çok daha zorlayıcı işler yapılması gerektiğini düşünmüştüm ve burada özellikle bu kayıtlarla ilgili olarak böyle zirve yaptığı dönemde, yanılmıyorsam Metropol olsa gerek, bir şey düzenlemişti. Kamuoyu yoklaması düzenlemişti ve burada Erdoğan'ın görev onayının dibe vurduğunu görüyorduk biz. Ama aynı zamanda orada şu sorular da sorulmuştu yurttaşlara. İşte şeye inanıyor musunuz? Bu tapelere inanıyor musunuz? Yolsuzluğa inanıyor musunuz? Tapeleri duydunuz mu? Falan diye. Bir kere tapelerin duyulması neredeyse %99'a varan bir oranda yurttaşlar o tapeleri duymuştu. Önemli bir kısmı tapelerin doğru olduğuna da inanıyor. Ama belki Emin Bey'in söylediği o, hani yurttaşlar yolsuzluğa çok, rüşvete çok şey değil, duyarlı değil, destekli. Çalsın ama yapsın. Bir kısmı da şunu söylüyordu. Doğrudur. Tapeler de doğru. Ama ben gene AKP'ye oy vereceğim. O mekanizmayı bence de sanırım siz de söylediniz. Bir, olayı Fethullahçılar üzerine yıkarak hallettiler ve iki hafta sonra tamamen terse döndü. Yani Erdoğan'ın görev olayı inanılmaz bir şekilde eskinin de üzerine çıktı. Çünkü Fethullahçı yapılanmanın taşrada o güne kadar sıkıntısını çeken yurttaşlar oradan bir çıkış olabileceğini gördüler. Şimdi peki, bu çok göz ardı ediliyor bence. Çünkü peki, o kadar yoğun orada. Ama şöyle bir İlhan Bey, çok özür dilerim, kesmek zorundayım. Bir reklama gidelim. Buradan devam edelim. Reklam